Hepinize tekrar merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. SolidWorks'teki bu dersimde sizlere montaj ortamında bir planet değişikliği mekanizmasının oluşturulmasını anlatmaya çalışacağım. Buradaki planet dişlerini oluştururken arkadaşlar SolidWorks kütüphanesindeki yerleşik dişlileri kullanacağımı belirtmek istiyorum. Şimdi öncelikle assembly, montaj diyerek yeni bir montaj sayfası oluşturuyoruz. Montaj sayfasını oluşturduğumuzda bizden montaj ortamına parça açmamızı isteyecek bu kısmı iptalle ve yine sol taraftaki pencereyi de cancel iptalle kapatıyorum. Öncelikle arka planı düz beyaz olarak seçtim. Şimdi ilk yapmamız gereken arkadaşlar montaj ortamındayken bu dişlilerimizin yerleştirileceği, hizalanacağı bir taslağı çizmem lazım. Bunun için ön düzleme çizim açıyorum. Daire komutunu aldım. Orijin merkezli 2 adet daire çiziyorum. Şimdi ekranda da görmüş olduğunuz gibi bir planet dişli mekanizması, göbekteki güneş dişli, onun etrafındaki uydu konumundaki planet dişliler ve en dıştaki halka dişliler meydana gelmekte. Bizim buradaki göbekteki dairemiz güneş dişlisini oluşturacak. Şimdi burada ben bölüm dairesi çaplarını kullanacağım. Görmüş olduğunuz gibi güneş dişlimizin diş sayısı 32. Yani modülümüzde 2 olduğundan 2 çarpı 32 buranın bölüm dairesi çapı 64 mm olacak. Dıştaki halka dişlimizin diş adedi ise 64, modülümüz 2, 2 çarpı 64, bunun da bölüm dairesi çapı 128 mm olacak. Evet, güneş dişlisini ve halka dişlisini bölüm daireleriyle oluşturmuş olduk. Şimdi planet dişlisi için şunu yapıyoruz. Daire komutunu aldım. Örneğin üst kısma bir daire çiziyorum. Öncelikle vereceğim ilişki için kontrol tuşuna bastım. Çizmiş olduğum dairenin merkeziyle orijin merkezini seçtim. Make vertical dikey yap ilişkisini verdim. Boşluğa tıklıyorum. Tekrar kontrol tuşuna bastım. Bu dairenin dışıyla dıştaki halka dişliğimin dairesinin bölüm dairesinin dışını seçiyorum. Buradan teğet yap. Aynı işlemi alt taraf için yapacağım. Kontrol tuşuna bastım. Bunun dış yüzeyi ya da dış kenarı, bu alttaki güneş dişlimizin dairesini seçerek teğet ilişkilerini vermiş oldum. Planet dişlimizden 3 adet olacağı için ben bunu dairesel olarak çoğaltmam lazım. Bu dişliyi seçtim. Linear Sketch Pattern altından Circular Sketch Pattern ile dairesel çoğaltma işlemi yapacağım. Merkezi otomatik algıladı. 3 adet çoğaltma yapacağım. Yapmam gereken tek şey burayı 3 adede indirmek olacak. Şimdi tüm çizimimi seçip sol kısımdan For Construction ile bunları yardımcı çizgiye çeviriyorum. Ve sağ üstten çizimimi onayladım. Bu taslak üzerine biraz sonra kütüphaneye getireceğimiz dişileri yerleştireceğiz, hizalayacağız. Şimdi kütüphaneyi kullanabilmek için arkadaşlar buradaki Toolbox'ın aktif olması lazım. Şu an görmüş olduğunuz gibi Toolbox'ımız aktif değil. Bunu aktif yapmak için ya buradan Add Instance SolidWorks Toolbox Library'i aktif hale getireceksiniz ya da daha pratik bir yöntem olarak SolidWorks Add Instance kısmından Toolbox'ı buradan aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi tekrar Design Library'e geldiğimizde Toolbox'ımızın yanındaki oktan bunun aktif olduğunu görüyoruz. Toolbox'a tıkladım. Burada ISO standartında dişlileri kullanacağım. O yüzden ISO dosyasına girdim. Power Transmission dosyasına giriyorum. Gears dosyasına giriyorum. Önce göbekteki güneş dişlimi oluşturacağım. Bunun için düz dişli kullanıyorum. Yani Super Gear. Bu spor giyeri faremi sol tuşuya tutup ekrana bıraktım. Ekrana bıraktığımda bu dişlimle ilgili ayarlar sol tarafta açılmış oldu. Modülümüz tüm dişlerimizde dolayısıyla 2 mm olacak.
Güneş dişlimizin diş sayısı ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 32 adet. Basınç açısını tümünde 20 kullanacağım. Burayı değiştirmeyeceğim. Dişli genişliğimiz 16 mm olacak. Ve buradaki şaft çapımız yine 16 mm olsun. Evet, bu ayarlardan sonra onaylıyorum. Başka bir dişli istemediğim için buradan cancel'la iptal ettim. Oluşturduğumuz bu ilk dişlimizin unsur ağacında da görmüş olduğunuz gibi önünde F harfi var, sabit. Ben bunu serbest bırakmam lazım. Sağ tuşa basıyorum. Float 100 komutuyla ben bu dişlimi serbest bırakmış oluyorum. Şimdi bu dişlimin oluşturduğum taslak üzerine montajını yapacağım. Assembly montaj kısmına geçtim. Mate montaj dişlerini çalıştırıyorum. İç yüzeyi seçiyorum arkadaşlar. Ve buradaki şu değerimi seçerek çakışıklık konsantrik ilişkisini veriyorum. Bu dişlinin ön yüzeyini seçtim. Unsur ağacından front plane ön düzlemi seçerek bir çakışıklık işlemi oluşturdum. Evet, ilk dişlimizi merkeze oturtmuş olduk. Şimdi diğer planet dişleri oluşturmak için tekrar Design Library'e gidiyorum. Bunlarda da Super Gear yani düz dişliği kullanacağım için tuttum ekrana çektim. Yine modül değişmeyecek. Fakat planet dişlerimizin diş sayısı 16 olacağı için bunları 16'ya çeviriyorum. Basınç açımız değişmedi. Dişli genişliğimiz değişmedi. Sadece göbek çapını biraz küçültmekte gerek ve fayda var. Onu 12 mm'ye çektim. Onay verdim. Bu aşamada 3 tane dişli kopyası da elde edebilirsiniz şu şekilde tıklayarak. Çünkü buraya 3 tane planet dişli koyacağız. Fakat ben size farklı bir yöntem göstereceğim. O yüzden son 2 dişlimi arkadaşlar sildim. Bu dişlimizin serbest olduğunu görüyorsunuz. Önünde eksi sembolü var. Şimdi bunun da bir montajını yapmak için Mate montaj ilişkileri komutuna girdim. Yine iç yüzeyi seçtim. Yukarıdaki bu değerimizi seçiyorum. Eş merkezli çakışık ilişkisi verdim. Bu dişlimin ön yüzeyini seçiyorum. Burada front plane ön düzlemi seçip bir çakışıklık işlemi ya da ilişkisi uyguluyorum. Onay verdim. Yine bu aşamada kontrol tuşuna basarak bu dişlilerden çoğaltıp aynı ilişkilerle yerlerini oturtmamız mümkün. Fakat ben burada size montaj içerisindeki Linear Component Pattern kısmından Circular Component Pattern'ı kullandırmak ve öğretmek için bunu kullanacağım. Bu dişlimi seçiyorum. Planet dişlimi. Buradan Circular Component Pattern ile çoğaltma işlemi yapacağım. Dişlimi seçildiğini görüyorsunuz. 3 adet çoğaltma yapacağım. Hangi merkez etrafında dönülerek çoğaltma yapacağız? Buraya tıkladım. Şu merkezdeki dişlimin göbeğini seçtim ve onayladım. Fakat bu şekilde dairesel olarak çoğaltmada bir sıkıntı söz konusu. Bunu çözmemiz lazım. Bunu şöyle göstereyim. Önden baktığımda güneş dişlinin rahatlıkla döndüğünü görüyorum. Görmekteyim. Planet dişlimi çevirdiğimde dairesel çoğaltmadan kaynaklanan bir ilişki söz konusu. Her üçü de birlikte hareket etmekte. Bunu kırmam lazım. Ben her birinin bağımsız hareket etmesini istiyorum. Bunun için arkadaşlar yapmanız gereken şey buradaki local serve pattern birinin üzerine gelip dissolve pattern ile bu ilişkiyi kopartmak olacak. Buna bastığımızda bu ilişki kopmuş olacak. Bakın üstteki dişlimiz, planet dişlimiz rahatlıkla dönmekte. Fakat şöyle bir sorun daha var. Buradaki dişlerimiz tamamen ilişkiden çıkmış oldu, kopmuş oldu. Mesela bu aşamada tekrar basit bir montaj ilişkileriyle bunları yerlerine oturtabiliriz. Ne yapıyorduk? Bu iç yüzeyi, bu daireyi seçiyorum. Eş merkezli. Dişlimin dış yüzeyini seçiyorum. Buradan front plane'i seçerek
çakışıklık ilişkisi verdim. Aynı işlemleri diğerisi içinde yapacağız. İç delik, buradaki daire çakışıklık. Düzeltiyorum, eş merkezlik, bu yüzey ve front plane, ön düzlem çakışıklık ilişkisiyle ilişkilendirmiş oldum. Onay verdim, burayı kapattım. Şimdi tekrar önden bakarak bir kontrol yapalım arkadaşlar. Evet, bu dişlimiz bağımsız dönmekte, merkezdeki dişlimiz ve diğer dişlerimiz artık bağımsız dönmekte. Söylemiş olduğum gibi ilkin gösterdiğim yöntemle de aynı anda 3 tane planet dişlisi oluşturup montajını da yapabilirsiniz. Benim buradaki amacım size buradaki circular component pattern'ı göstermekti. Şimdi bu aşamada artık buradaki çizimleri de izleyebiliriz. Sketch 1'in üzerine geldim ve gözle bunları kapatmış oldum. Şimdi en dıştaki halka dişlimizi de yine kütüphanede çağıralım, oluşturalım. Yine Design Library'e geldim. Burada bunda kullanacağım internal spur gear olacak. Bunu tutuyorum buraya. Aktarıyorum montaj ortamına. Modülümüz değişmeyecek. Diş sayımız evet 64 olacak. Basınç açısı değişmiyor. Diş genişliğimiz değişmiyor. Diğer ayarlara dokunmuyoruz. Oradan cancel'la iptal ettim. Şimdi bu dış dişlimizin arkadaşlar şu sırt yüzeyi çok ince, buraya bir kalınlık vermem lazım, et kalınlığı vermem lazım. Bunu yapabilmek için de bu kütüphaneden çağırdığım dosyayı kendi parça ortamını açmam lazım. Sağ tuşa basıyorum. Buradan Open Part ile bunu parça ortamında açtım. Dikkat edin, bu kütüphaneden geldiği için ISO standartında sadece okunabilir bir parça dosyası. Ben öncelikle bunu buradan Save As ile arkadaşlar. Örneğin tabii ki kütüphanenin içine kaydetmiyorum. Bunu masa üstünde yeni bir klasör açıyorum. Dış dişli diyelim buna. Hatta bu ismi de kopyaladım. Buradaki standart ismi dış dişli diye kaydediyorum. Böylece kütüphaneyi de bozmamış oluyoruz. Şimdi o et kalınlığını oluşturabilmek için şu yüzeye bir çizim açtım. Daire komutunu alıyorum. Orijin merkezli bir daire çizeceğim. Bunun çapı da şuradaki çakışıklık kadar olacak. Tekrar bir daire çizmem lazım. Daire komutunu aldım. Bunda da biraz dışarı taşıyan bir daire çiziyorum. Şimdi et kalınlığı ölçüsü olarak bu ilk oluşturduğum daire ile ikinci oluşturduğum daire arasında 4 mm'lik bir et kalınlığı verdim. Unsurlar ekstrizyonlu katı oluştur. Buradan yönü değiştirdim. Throw all tümünden seçeneğiyle bu et kalınlığını oluşturdum. Görselde tam dairesel yüzeyleri göremiyorum. Çünkü kalite son derece görselde düşük. Bunun için arkadaşlar yapmam gereken buradaki Options ayarları kısmına tıklamak olacak. Buradan da Document Properties kısmına geliyorum. Image Quality kısmından, imaj kalitesinden, bilgisayarınızın gücü oranında, ekran kartınızın gücü oranında bunları sağa doğru çekerek kaliteyi, görsel kaliteyi artırabilirsiniz. Evet, bu şekilde görsel kaliteyi de artırdım, kaydettim ve alt çapıdan kapatıyorum. Close dedim. Şöyle bir hata verdi. Ben bu dişliyi kütüphaneden çağırdığımda, şurayı açıyoruz. Burada kütüphaneden gelen bir referansı var arkadaşlar. Bu referansı kaldırmamız lazım. Sağ tuşla delete yapıp bunu sildiğimizde bu hata da giderilmiş olacak. Şimdi bu halka dişlimizin de montajını yapalım. Mate'e geçtim. Dış yüzeyi seçtim. Burada da şuradaki merkezi seçiyorum. Eş merkezli. Bu yüzeyi seçiyorum. Buradan front plane ön düzlemi seçerek bu çakışıklığı da vererek arkadaşlar montajı tamamlıyorum. Şimdi şöyle önden baktım. Şimdi öncelikle dişlerimizi kontrol edelim. Dıştaki
dişlerimizi kontrol ediyoruz. Bu dişlerimiz güzel. Bu güzel. Gayet iyi. Dişli montaj ilişkisini vermeden önce yapmamız gereken büyütüp yanlarına arkadaşlar biraz yaklaşarak bu dişlerin aralıklarını en azından göz kararıyla hizalamak olacak. Bu hizalamayı yaptıktan sonra ise şimdi bu hizalamayı yaptıktan sonra arkadaşlar mate montaj ilişkilerine giriyorum. Buradan mechanical mate'e geldim ve buradan da gear dişli ilişkilerine geldim. İzometrik bakıyorum bu aşamada. Şimdi dişli ilişkilerinde bir çevirme oranı var, ratio dediğimiz. Burada farklı bölüm bölgesi çaplarını kullanabilirsiniz, farklı değerler kullanabilirsiniz, diş sayılarını kullanabilirsiniz. Ben buradaki ratio oranlarında diş sayılarını kullanacağım. Önce 3 tane planet dişlimizde göbekteki güneş dişlimizin ilişkilerini yapmak istiyorum. Yukarıdan başladım. Küçük planet dişlimin merkezini seçiyorum, güneş dişlimin merkezini seçiyorum. Bu küçük planet dişlimin diş sayısı 16 idi. Oran olarak burada diş sayılarına giriyorum. Güneş dişlimin 32 diş sayısı vardı. Onay verdim. Tekrar gir ilişkisini çalıştırıyorum. Bu planet dişlimle güneş dişlimi göbeğini seçtim. Yine planet dişliminin 16 dişini giriyorum. Güneş dişliminin 32 dişini giriyorum. Onay verdim. Son olarak bu ikisini seçtim. Tabii ki önce gir'i seçeceğiz. Bu 32 diş sayısına sahip. Bu da 16 diş sayısına sahip. Onay verdim. Şimdi de buradaki planet dişlilerden bir tanesiyle dıştaki halka dişlisine bir ilişki vermem lazım. Yine gir'i seçtim. Bu iki dişliyi seçiyorum. 16 idi bizim planet dişlimiz. Dıştaki dişlimizin de diş sayısı arkadaşlar halka dişlimizin 64. Bu değerle giriyorum ve kapatıyorum. Tekrar önden bakıyorum ve sistemimi çalıştırıyorum. Evet, sistemim şu an gayet sağlıklı çalışmakta. Eğer sisteminiz bu şekilde çalışmıyorsa yapmanız gereken şey hangi dişli boşta dönüyor, ters mi dönüyor? Bunları tespit edip düzeltmek olacak. Şu şekilde dönme işlemini de ve ilişkisini de ayarladıktan sonra şimdi basit bir hareket verebiliriz. Onun için ben yine SolidWorks Add-ins kısmından SolidWorks Motion'u seçtim, çalıştırdım. Çünkü Motion Study kısmında bir hareket vereceğim. Burayı açtığımda arkadaşlar animation kısmında değil, motion analiz kısmına geçiyorum. Öncelikle bir motor hareketi vermem lazım dairesel. Burada motorumu seçtim. Rotary motor dairesel hareket. Şu daireyi seçerek dönme yönü örneğin bu olsun. Hızımız da örneğin 5 değerinde olsun. Onay verdim. Burada sahne ayarları içinse animation'da 25 frame olsun. Bunu da ayarladım. Ve dişlilerimiz arasında bir ilişki olması lazım. Kontak. Buradan kontağı çalıştırıyoruz. Bütün dişlerimi ben tek tek seçiyorum. Onaylıyorum. Artık yapmam gereken tek şey buradan calculate'den hesapla demek olacak. Evet, hesapladığımızda da planet dişli mekanizmamızın çalıştığını görmektesiniz. Evet, bir dersimin daha sonuna geldim. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.